Şimdi Türkiye'nin başka meseleleri de var. Onlara eğileceğiz ama mesajlarınızı ihmal etmeyin. Mıdır Bey der ki, ne yetti ki bu da yetsin diye zamlara elbette vurgu yapıyor. En düşük emekli maaşının 7500 lira olduğu noktada artık her şeyden vazgeçtik. Şimdi sadece zaruri ihtiyaçlarımızı alıyoruz, ondan biri eliyoruz diye de eklemiş. Bir havuz teorisi ortaya koymuş Ejder Bey. Havuz üzerinden anlatıyor bir metafor olarak. Maaş diyor bir havuz olsun, dolduran da musluk sayısının az olduğunu düşünelim. Ama havuzu boşaltan, damla damla akıtan muslukların sayısı fazla. İşte yaşadığımız bu. Bir zam belirleniyor. Havuz hiç dolmuyor ki. Ve çünkü dışarıya akıtılan musluk sayısı hayli fazla. Ama bu durumun tersi musluklar da var demiş. 4-5 musluğun takılı olduğu maaş metaforu yapıyor. Kur korumalı mudilere ödenecek milyarlar, hazine garantili sözleşmeler, geçiş ücretleri, vergi borcu sürekli silinen dostlar demiş Kemal Bey. Bir hatırlatmada bulunmuş. Bu şartlarda körfez ülkelerinden gelecek birkaç milyar lira, birkaç milyar dolar yeter mi? Belki seçime kadar diye eklemiş. Devam edeceğiz efendim ama keşke Yunan kazansaydı diyenlerden tarih öğrendiğini sanan bazı yaşam formları var. Onlara gelelim. Onlardan biri neydi ismi? Konakçı. Konakçı. Bir hata incelemesi yapmış efendim. ...haddini aşmış, cevapları da almış. Keşke Yunan kazansaydı diyen fesli fez, fezli meczuptan tarih. Hatay'ın çoğunluğu Arap diyen, Hatay'ın Türkiye topraklarına katılmasından rahatsız olan... ...devlet memurundan dini öğrenmeye kalkanlar... ...utanıp sıkılmadan yerlilikten, millilikten bahsediyorlar. Memleketin her karış toprağını kendine vatan kabul eden... İyi Parti mensupları her şart ve koşulda Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne karşı edilen bu sözlerin karşısında olacaktır. Daha önce kadınları, sanatçıları ve muhalefeti hedef aldı. İmam Halil Konakçı açıklamaları çok tepki çekti. Bu kez Hatay'la ilgili konuştu. Hatay nüfusunun çoğunluğunun Arap olduğunu iddia etti. Muhalefet Konakçı için harekete geçti. Peş peşe açıklamalar geldi. Biz buradan Sayın Bahçeli'ye açıkça soruyoruz. Hatay'ın Türk toprağı olmasından siz de rahatsız mısınız? Bu memur hakkında ortağınızla birlikte ne yapmayı düşünüyorsunuz? Buna bir yanıt bekliyoruz. Ayrıca bakın bu açıklamayı yapan şahsın milletimizce kutsal kabul edilen imamlık mesleğine sahip olması, dini hassasiyetlerin de sömürülmesine bir örnek teşkil etmektedir. Acaba bu yolla toplumsal kutuplaşmayı kökleştirip, bir propagandaya alet etmek mi istiyor birileri? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ konuyu eleştirmekte kalmadı. İmam hakkında suç duyurusunda bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı bir memurun Hatay'da Araplar çoğunluktaydı diyerek Bağız rejiminin tekrarladığı bir hususu böyle bir süreçte tekrarlaması bu zatın milli güvenlik tehdidi olduğunu ortaya koymaktadır. Tepkilerin ardından Diyanet İşleri Başkanı da harekete geçti. İmam Konakçı hakkında inceleme başlattı. İmanını kontrol et arkadaş.